İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Bu videomuzda sizlere 2021 KPSS sınavımıza çıkan genel kültür sorularının cevaplarını arkadaşlarımızdan gelen cevaplar doğrultusunda sunmaya çalışacağız. Daha önce kısmen yayınlamıştık ancak bu videomuzda tamamını doğru bir şekilde yayınlıyoruz. 46. sorumuz 1982 Anayasası'na göre milletler arası anlaşmalar diye devam eden sorumuz değerli arkadaşlar C şıkkı olacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. 47. sorumuz Cumhurbaşkanı'nca bakan olarak atanan kişi ne yapar diye bir soru vardı. Denizli çıktı. Ant içmeyi icra eder. 48. 1982 Anayasası'na göre yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan hak neydi? Adana kamu hizmetlerine girme hakkı. 49 ise 657 aday memurların asgari ve azami süreleri ile ilgili bir soru vardı. En az 1, en fazla 2 yıl olması gerekirdi. Cevap Ceyhan. 50. İl Genel Meclisi karar organı nerede karar alır diye bir soru vardı. Cevabımız Bursa İl Özel İdarelerinde. 51 değerli arkadaşlar, büyük şehre dönüşme ile ilgili bir soru var. Bu kanunlu oluyor. Daha önce biz Cumhurbaşkanı ile ilgili yapmıştık ancak o belediyelerle ilgiliydi. Soru tam anlaşılmadığı için doğru cevabımız kanunlu olması gerekir. 52. Kan hısımlığı bulunur diye bir madde vardı. Burada değerli arkadaşlar cevabımız Adana eşiyle maddesi yanlış olacak. 4721 Türk Medeni Kanunu'na göre değerli arkadaşlar 7 kişiyle kurulan bir kurumdan bahsediliyor. Bunun kurumun adı Dernek Denizli. 54. Mahkemelerin verdiği kararlar değerli arkadaşlar kanun yoluyla. 55. Sinema oyuncusu olarak ağaçlar ayakta ölür diye devam eden sorumuzun cevabı ünlü sanatçımız Yıldız Kenter. 56. Bilim insanını soruyorlar. Cevap Leonardo da Vinci. 57. Frankfurt Seyahatnamesi değerli arkadaşlar C şıkkı Ahmet Haşim'indir. 58. Termessos Antik Kenti de Antalya'mızda bulunur. 59'da NASA sorusu vardı. Bu meşhur bir soru. Van cevabımız. 60'ta ise milli sporcumuzdan bahsediyor ki altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı. Onu da tebrik ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, genel kültür sorularımız da bu şekilde. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın.